Selam dostlar, bugün Uygurlarla oynayacağız. Gördüğünüz gibi zorluk şöyle. Biraz da arttırdım mal saldırganlığı. Şöyle hemen başlayalım Uygurlarla. Hemen askerlerimizi dağıtacağım çünkü bir ihtiyacımız yok mu? Bir dakika. İlk önce saldırsak mı, ne yapsak? Bir bakayım. Uygurlara dalabiliriz aslında hemen. Şöyle ordu bakımını bir fulleyelim. En önemlisi çünkü o. Nüfus artışını aynı anda basalım. Şöyle gelsin adamlarımız oraya. Bir tane de şuradan bastık mı? Şöyle bir ilk önce deneyelim. Tabii illa geçecek. Illa geçecek. Biraz borca girdik gibi görünüyor. Şöyle iki yandan saldırdık. Evet, güzel bir şekilde aldık. Alamayacağımızı düşünmüyordum zaten. Şöyle bir altımıza bakalım. Burada bir kalanize edilmemiş yer var. Karayitaylarla Naymanlar var burada. Naymanlara saldıracağız birazdan. Tabi burada bir arkadaşa ihtiyacımız olacak. Karahanlılarla arkadaş olabiliriz. Sıkıntı olmaz. Kıhama da saldırabiliriz buradan sonra. Şöyle vasallaştırmayla savaş tazminatlarını onlara ödeteceğiz. Şimdi şöyle bir üçe bölelim şu adamlarımızı. Öldük. Şöyle bir savaş ilan edelim. Bakalım burayı da alabilecek miyiz? O kadar güçlü müzikten. İyi ilerliyoruz gibi görünüyor. Şu şekilde eşit dağıtmaya çalıştım. Bir yandan da şuraya bir ultimatyum göndereceğim. Gelirlerse iyi olur Uygurların. Yani hiç kötü olmaz. Şöyle bir ultimatyum yollayalım. Şöyle ikiye bölelim. Uygurlar umarım gelir. Evet, gelmişler. Güzel bir şekilde büyüdük, hemen hızlı bir şekilde. Şöyle toplayalım. Şöyle devam edelim. Kıhamı kendimize katacağız da bir saniye. Kıham komple gelmeyecek mi? Evet, gelmeyecek. O yüzden şöyle bir ilk önce vasallaştırma da talep edelim. Sonra da bir ultimatyum yollayacağız Kıhama. Şöyle arayı bozalım. Bir hak talebi. Evet, Kıhama komple aldık. Çok hızlı bir büyüme oldu. Bu bizim için bir yandan da kötü olacak asimile etme açısından. Şöyle ordumuzu dağıtalım. Bir daha dağıtamıyoruz. Şöyle bir tane daha dağıtalım. Yine dağıtamayacağız. Şöyle yine dağıttık. Evet. Bize sıkıntı çıkartabilecek Karahanlılar var biraz. Aramız kötü. Şöyle Karayitaylarla bir anlaşma yapmak istiyorum. Aynı şekilde Lakadahla'da. Buradan bize Dali belki sıkıntı çıkarır. Dali çıkartabilir, evet. O yüzden şöyle bir kendimizi korumaya almamız lazım. Şöyle Bong, ondan da şöyle bir yardım isteyeceğim. Savaş tazminatlarını ödemiş biraz. Ülkenin yarısı bile olmamış. %32 şu an. Dali, evet, Dali burada parçalansın. Güzel. Burada Karahanlar, Naymanlarla mı savaş? Yok. Şöyle bir anlaşma daha yapalım. Karahanlar ilk Müslümanlığı kabul eden ülkeydi diye biliyorum. Galiba öyleydi. Bayağı değersiz topraklardayız şu an. Hızlı bir şekilde sıra puanı kazanamayacağız maalesef. Nasibine sorunumuz da var tabii bir yandan şimdi. Buraları aslında etmek de var. Büyük bir ülke gibi görünsek de o kadar da güçlü değiliz.
Şöyle devam edelim. Kin Hanedanı burada bir savaş içerisinde. Bu bizim için kötü olacak çünkü daha güçlü bir ülke sınırdaşımız olacak. O yüzden şöyle Tatarlarla da bir siyaset yapalım. Şöyle Yerene de. Etrafımızda güçlü bir ülke olmamız gerekiyor. Bize kim güçlen? Mesela son oyun ikincisi. O da biraz sıkıntı. Kin Hanedanı burada savaşmaya devam ediyor hala. Bir ülke halletti bile. Mongol da savaşı ilan etti Kin Hanedanı'na. Şöyle asmin etmeye devam edelim biz de. Hızlıca bir zaman geçsin. Karahitaylar falan Laka'da. Burada hala savaşıyorlar. Şöyle bir tane daha asmin yapalım. Buraları asmin etmek zor cidden. Kaç yere saldırıp vasili yapıp orayı gelirimizi mi arttırsak? Böyle bir şeyler düşünüyorum. Biraz saçma olurdu ama öyle bir şey yapsak. Burada ne oluyordu? Pagan Empire. Evet, paganlar. Burada Sena'ya saldırıyor. Pagan Empire büyümüş burada. Evet, burada böyle bir şeyler olmuş. Utsang büyük görünüyor ama o kadar da büyük, güçlü bir devlet değil. 11 eyalet olsa da. Bir an önce buradan gitmemiz lazım bizim. Yani öyle söyleyeyim. Asya'dan ne kadar çabuk kaçarsak o kadar iyi olur bizim için güçlü bir devlet kurabilmek için. Şurada Harzemşahlarla savaşmaya girmiş Karahanlar. Son nefeslerini alıyor gibi bir his var şu an içinde. Naimanlara bayağı bir ülke savaş açmış. Naimanlar da sinirecek burada. Tatarlar burada evet bayağı büyümüş. Aynı şekilde Yeren'de. Şöyle asimile edelim bir iki yeri daha. Biraz daha zaman geçsin. %54 oldu asimile yüzdemiz. %55 oldu. Güzel. Artıyor. Şurada Gurlular biraz sıkıntı çıkarabilir. Aynı şekilde Hartemşahlar da biraz. Azerbaycan'la savaşıyor. Azerbaycan savaşı iyi götürüyor. Çünkü burada bir savaştaydı Hartemşahlar. Azerbaycan büyüyor burada hızlı bir şekilde. Azerbaycanlıların gitmesi bizim Anadolu biletimiz demek. Anadolu biletimiz ve şey verecek bize. Burada Karahitaylarla aramız iyi ama maalesef savaşabiliriz. Azerbaycan verebilir bize. Lakadahta burada büyümüyor. Şöyle bir siyaset izleyeceğim. Karahitaylar Karahanlıların yerini aldı ve Harzemşahlar aldı Karahanlıların yerini. Şöyle asimile etmeye devam ediyoruz. Şu taraflarda bir asimile sonu var herhalde şu Yeren tarafında. Yeren buraları asimile etmeye çalışıyor. Kin Hanedanı burada birazcık güçsüzleşmiş. O kadar da güçsüz bir devlet değil aslında. Batı İlkiya Hanedanı yıkılmış. Daha Mongol gelmiş. Ve bizden güçlü görünüyorlar. Ekonomimiz çok şu an. Şimdi ekonomisi iyi olan yerlere bakacağım. Şöyle bakalım. Bakın şurada ne var diye bir ülke var. Mevar'a gitmek için imkansız. Bayağı zor gideriz Mevar'a. Şimdi bir daha ekonomiye bakacağım. Nüfusa bakalım nüfus. Yine Hindistan taraflarına gitmemiz gerekiyor gelişebilmek için. Biz onu görebiliyoruz şu an. Azerbaycan yeni Harzemşahlar olmuş diyecektim. Yerini kaybetmiş Azerbaycan ve kaybetmeye devam ediyor şu an. Evet şuradan. Bir dakika vergileri artırmayı unutmuşuz. Bunu ayarlamayı unutmuşum ya. Hani diyorum niye gelişemiyoruz? Para gelmiyor. O kadar yer aldık. Şimdi tamam. Asminin sonumuz bitti.
Şöyle birazcık azaltalım. Artık gider misin? Bir dakika şimdi. Sadia Pong'a saldırabiliriz şimdi buradan. Dali'ye falan. Burada bayağı bir kıyım yapacağım şimdi. Şöyle ilk önce bir siyasetimizi yapalım şurada. Saldırmadan önce. Aynen şu şekilde. Pagan Empire ve Song bize sinirlenebilir. Ve de Pagan Empire. Pagan Empire'ın burada bu kadar güçlenmesini istemiyorum. O yüzden şöyle de bir siyaset izleyelim. Sena nasıl kaybettin sen savaşı ya? Şöyle koçtan da bir yardım isteyelim. Tamamdır. Şimdi yakında bir savaş başlayacak. Öyle de şurada işte. Buraya şimdi adamları basacağız. Ve başlayacak savaş. Eksileri girdi bile. Şimdi Dali belirlensin burada bir. Belirlendi mi? Aynen. Dali belirlenmiş. Dali'ye şöyle bir savaş ilan ederim. Manipur belirlendi. Belirlenecek. Şöyle yarısını yollayacağım. Manipur da belirlenmiş. O yüzden Manipur'a da şöyle bir savaş ilan edeceğiz. Şöyle gidelim bakalım. 728 adamla da buradan ilerlemeye devam edelim. Evet, güzel bir şekilde soldan ilerliyoruz diyecektim, ilerleyemedik. Şöyle bir üçe bölünmek istiyorum burada. Aynen şu şekilde. Bakalım bir dakika. Şöyle 309 adamla şuraya geleceğim. Burada üçe bölüneceğim. Bu arada hareket puanı 0.6 iyi. O yüzden hızlı hareket edebiliyoruz. Tamam, buradaki ülkeyi hallettik. Dali'yi. Tamamını kendimize katalım. Şimdi geri kalan adamlarımızı da şu arkaya toplayacağız. Orada belki dağıtırız. Şöyle başkente de saldıralım oradan. Şöyle hepsini toplayalım oraya. Sağ tarafı almak kolay oldu. Sol taraf çok azıcık zorladı ama yine de genel olarak kolayca aldık savaşı. Asimile edeceğiz ama paramız biriksin biraz daha. Evet, burada şöyle bir siyaset izlememiz lazım. Son burada güç kaybetti. Tatarlar Kin Hanedanlığı sayesinde büyüdü. Aynı şekilde Yeren Kin Hanedanlığı burada güçsüzleşti ama hala bizden daha güçlü. Kin Hanedanlığı'na saldırmak istiyorum şu anda. Şimdi bir dakika. Buradan başka gitmeden önce bir devlet daha alamaz mıyız? Mesela şu ülke. Mesela bir güçsüz görünüyor. O yüzden böyle bölelim. Buraya saldırmak istiyorum ben. Pagan Empire'ı yerin dibine gömmüşler. Esenvi, umarım alırız seni. Şöyle saldırıyoruz. Şu kaleli olan yer biraz tutabilir. Korunabilir. Şöyle yolladık. İyi aldık. Bu askerleri boşu boşuna dağıtmak istemiyorum. Evet. Umarım ilk önce o saldırır. Yoksa alamayabiliriz savaşı. Evet, güzel. İlk önce o saldırması çok iyi oldu. O hata yaptı. Bize saldırması ilk önce. Kalesinde beklemesi gerekiyordu. Evet, burada büyüdük. Ama aslında sorunumuz var. Evet, burada bizi sevmeyen ülkeler çok fazla var. Şöyle bir ticaret yapalım. Buradaki ülkelerle. Burada bir İslam devleti mi var artık? Türk Cihan'da bir devlet var. Koç bizi sevmiyor. Büyümüş ama burada. Bizi seven bir ülke yok. Bir tek Lakadah var. Bir de Karayitaylar var. Hadi bakalım. Koç
Şöyle bir koç çok iyiymiş arası Harip Cumhuriyle. Bakalım cidden iyi mi? O sırada biz de asimile etmemiz lazım. Song burada biriyle savaşıyor. Kim? Biri değil mi? Evet. Evet, Song bu imparatorlukla savaşıyor. Eğer burayı alırsa birinci olur. Yani ilerleme eğer biraz da devam ederse. Song'un birinci olmasını istemiyoruz. Çünkü direkt yanımızda bir süper güç olmasın yani. Şöyle asimile edelim. Harzemşahlar burada yeniden kurulmuş gibi Azerbaycan'ı yenmiş. Karayi Taylara saldırmaya devam ediyor. Tabii ki artık buna bir son vermek istiyorum. Şöyle, Harzemşahlar cidden iyi savaştılar. Helal olsun onlara. Şöyle. Ama yıkılacaklar. Bizim burada biraz daha istikrar sağlamamız lazım. Hiç güçlü bir devlet değiliz şu anda yani. Oyun 62.siz. Ne kadar yerimiz olsa da yerlerimiz hiçbir şey ifade etmiyor gücümüz için. Çünkü çok şeyiz yani. Topraklarımız çok değersiz. Uygurlar olarak biz de burada büyüyoruz. Oyun birinciliği biraz zor gibi görünüyor. Birinci kim bu arada? Bizans İmparatorluğu. Burada Selçuklu'yu almış. Avrupa'ya saldırmış. Helal olsun artık ne diyeyim. Oyun birincisi olmuşlar. Macaristan'da alıyorlar. Açık ara birinciler galiba yok değillermiş. Diğer Türk, Kıpçak Türklerinin kurduğu bir devlet. Onların hemen arkasında. Bu da bayağı büyümüş. Geçti Kıpçak. Helal olsun. Biz şu an göçebeyiz değil mi? Göçebelere bakmak istiyorum şöyle bir. Keşke oyunun ilk başında başlasaydık. Hükümetler gördüğünüz gibi göçebeler yani dünyanın çoğu yerinde duruyorlar. Ama en fazla monarşi. Hüküm sürüyor gibi görünüyor. Şöyle. Panelin gelmesini bekleyelim biraz o zaman gelsin. Böyle asimile edeceğiz birazcık. Çünkü benim çok fazla asimile sürdü. Çok fazla toprak aldık ve topraklar gereksiz olduğundan para da gelmiyor. O yüzden asimile uzun sürüyor. Şöyle biraz zaman geçti. Yine. Han Mongol burada istikrarı %78 sağlamış. Han Mongol'u alsak aslında iki kat daha güçleniriz. Ama 42 eyalet, 137. Gereksiz toprakları var biraz. Hatta biraz fazla. Tatarlar oyun 27.si olmuş. Kin Hanedanı'nın önemli topraklarını almış. Kin Hanedanı'na şu an saldırı açabiliriz. Sadece şurayı koparsak bize yeter. Jason Krallığı gelmedi. Şöyle bakalım bir. Jason Krallığı gelmeden Kin Hanedanı'nı yıkabiliriz ama asimile işimiz bitsin, hemen bitsin. Kin Hanedanı'nı da alacağım. Şu anda almamız lazım işte. Var mı? Bir tek şurası var. Şöyle basalım. Son olarak bastık. Artık yoktur. Aynen. Kine Hanedanı'nı da almamız lazım şimdi. Kine Hanedanı'na. Ama para biriksin biraz. Kine Hanedanı'na gelen var mı? Giden var mı? Şöyle bakıyorum. Evet. 700 bin askeri orada bek 700 askeri bekliyor. 700 bin diyorum. Şöyle bakalım. Kine Hanedanı korkmuş bir şekilde duruyor. Her tarafa adam gelmiş. Ablacığım son krallığı onun alır yani. Son krallığı güçlü. Ve son krallığını almak isterdim bu arada ben de. Güzel toprakları var. Son burada savaşmaya devam ediyor. Oyun 6. levele düşmüş. Ülkede çok güçlü olduğundan dolayı savaş uzun sürdü. Ülkede o kadar güçlü olmasaydı bu kadar uzun sürmezdi savaş. Market puanı şu yetiştirirken biraz fazla market puanı istiyor oyun. Şöyle bir Kin Hanedanı'na savaş ilan edelim.
Bizim hemen bir yanımızda bir ülke. Kin Hanedanı. Tabii öyle değil. Diğer toprakları şu an Joseon krallarının egemenliğinde olduğu için biz daha güçlü gibi görünüyoruz. Hemen şöyle şunları alıp savaştan çıkmak istiyorum. Çünkü orada yüklü miktarda adamını gördüm. İzin vermedi. Geliyor şu an. Biraz şöyle bir geri adım atalım orada. Kaçabilirsek. Ham Mongol'dan şöyle bir yardım isteyeceğim. Şöyle. Geldi şu an adamları. Şöyle biraz daha geri çıkalım. Kalmak Mogol'un işine yaradı ya bu savaş. Yani adamlar çok felaket geldi şu an. Din hanedanı. Sınır hattımı tutacağım ben sadece. Adamlar beklediğimizden de güçlü çıktı. Damak Mongol ilerliyor. Böyle biz de geri atak yapacağız. Şöyle hemen Damak Mongol hepsini almadan biz de bir parça alalım. Önümüze geçti. Şuradan çıkarsak. Damak Mongol yerlerini kaybetti bazı. Şöyle evet, üçe ayrılalım. Asmele sorunumuz var ama nerede? Oralar bizim değil. Birazdan geri veririz zaten. Alır bizden. Kalmak Mogul. Şöyle. Almış zaten. İlerlemeye devam edelim Kin Hanedanı'na doğru. Hızlı bir şekilde büyüdük. Kalmak Mogul'un önünü kesmeye çalışacağım şimdi orada. Daha fazla büyüyemesin diye. Evet, bir sıkıntımız var zaten. Şu an bir sıkıntımız var. Şu toprakları alıp savaştan çıksam süper olur. Lütfen izin ver, Kin Hanedanı verdi. Artık savaştan çıktık. Damat Mongol hala savaşta. Aynen. Oyun 35.'si olmuş adamlar. Biz de 32.'si olduk. Oradaki o güç görmeseydim savaştan çıkmayacaktım. Kavmak Mogul sen çok fazla mı büyüdün? Şöyle istekte bulunacağım Kavmak Mogul'a karşı. Şu adamlara bakın yani bayağı büyüdüler burada. Neredeyse Moğol İmparatorluğu'nu kuracaklar. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda daha güçlü olacağız. Bay bay.